Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çikolata severlere nefis bir pasta tarifiyle geldim. Bol çikolatalı pastamız için gerekli olan malzemelerimiz. Öncelikle pandispanyamız için 4 tane yumurta, 1 su bardak şeker, 1 su bardak un, yarım su bardak kakao, yaklaşık ortalama 3 tepeleme yemek kaşığı oluyor. 1 çay bardak süt, 1 çay bardak sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Evet, kremamız için gerekli olan malzememizi de kremamızı yaparken vereceğim arkadaşlar. Şimdi pandispanyamızın yapılışı. Yumurtayı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpalım. Daha sonra vanilya şekerimizi ilave edelim ve çırpmaya devam edelim. Daha sonra sıvı yağ, sütü ilave edelim, çırpmaya devam edelim. Unu ve kakaoyu süzgeçten eleyerek ilave edelim arkadaşlar. Aynı şekilde kabartma tozunu da. Daha sonra güzelce hepsini harmanlayalım. Unu, kakaoyu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edelim ve güzelce hamurumuzu çırpalım. Gördüğünüz gibi elde etmiş olduğumuz hamurumuzu kıvamı bu şekilde. Gayet akıcı bir kıvamda. Çok katı değil. Evet, borcam tepsimin tabanını önce ıslattım, daha sonra yağlı kağıt koydum ve üzerine harcımı boşalttım. Eşit bir şekilde her yerine yaydıktan sonra tezgaha dikkatli bir şekilde vurdum. Hava kabarcıklarını çıkarttım. Fırını önceden ısıttım arkadaşlar, 170 derecede. Daha sonra ısısını artırarak 195 dereceyi artırarak pandispanyamı pişirdim. Evet, 195 derecede arkadaşlar, ben 26 dakikaya ayarladım. 26 dakika tam dolmadan 3-4 dakika öncesinden çıkartmış oldum. Kontrol ettim. Kürdan testi yaptım ve daha sonra fırınımı kapattım ve kekimi çıkarttım. Gördüğünüz gibi harika kabardı. Tam istediğim gibi çok kabarmış, kek istemiyordum çünkü. Evet, kekim soğurken bu arada kremamızı hazırlayalım. Kremamız için gerekli olan malzemelerimiz. Arkadaşlar, eğer Türkiye'deki takipçilerimiz, Türkiye'den katılanlar yapmak istiyorsanız sizler 600 milime yetecek kadar krem şanti kullanın. Evet, Almanya'daki arkadaşlar, ben 3 kutu sane kullandım krema. 4 tane sane Steif, 4 tane paket vanilya kullandım. Ve bunları mikser kabıma alıp hepsini katılaşana kadar çırptım. Türkiye'deki arkadaşlar da sizler de sütü krem şantiyi ile birlikte buluşturduktan sonra mikserle katılaşana kadar çırpın. Bu şekilde kremamızı elde edelim arkadaşlar. Evet, daha sonra bir kutu kaymak mascarpone, 2 yemek kaşığı pudra şekeri. Arkadaşlar, kremamızı bu şekilde elde ettikten sonra içerisine mascarponemizi ilave edeceğiz. Yani kaymağı. Daha sonra pudra şeker ile biraz daha lezzetlendireceğiz, tat vereceğiz. Ve kremamızı tekrar çırpacağız ve bu kremamızı ikiye ayıracağız. Daha sonra geri kalan kısmına da çikolata, kakao ekleyeceğiz. O şekilde çırpacağız. İki çeşit krema elde etmiş olacağız. Evet, ana kremamız bu şekilde. Kaymağı, pudra şekerini ilave edelim, çırpmaya devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben bu şekilde kremamı ikiye ayırdım. Geri kalan
kremama 2 yemek kaşığı kadar kakao, dolu dolu tepeleme 3 yemek kaşığı kadar Nutella çikolata ekleyip güzelce harmanladım, karıştırdım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde çikolatalı kremamızı elde edeceğiz. Evet, kekimiz tamamıyla soğuduktan sonra borcamdan çıkartalım. Çok kolay oluyor çünkü altına yağlı kağıt koyduğumuz için arkadaşlar kolay bir şekilde çıkartabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ters çevirip yağlı kağıdımızı çıkartalım. Ve bu kısmı üstte kalacak şekilde tepsimize koyalım. Servis tepsimize. Evet, gördüğünüz gibi harika kabardı ve her yeri eşit bir şekilde kabardı arkadaşlar. İnceliği tam ideal oldu. Ve ben bu şekilde bir kalıp kullanıyorum. Kelepçeli kalıp. Burada dilerseniz bir çay bardak süt ilavesi yapabilirsiniz. Kekimizi ıslatabilirsiniz. Ben ıslatmadım çünkü bir gece bekleteceğim için yeterince yumuşayacak. Bu nedenden dolayı kekimi ıslatmadım ama ıslatabilirsiniz. Daha bir yumuşak bir kek istiyorsanız mutlaka ıslatın derim. Evet, önce sade kremamızı her yerine gelecek şekilde sürelim. Daha sonra çikolatalı kremamızı sürelim. Eşit bir şekilde güzelce yayalım. Daha sonra spatula ile düzeltelim. Ve üzerine ganaş sosumuzu hazırlayalım. Ganaş sosumuz için bir kutu krema ve yaklaşık 200 gram kuvertüre yani biter çikolata. Ben çikolatayı arkadaşlar artık çikolatalar vardı. Tablet çikolataları. Onları kullanıp değerlendirmek istedim. Bu şekilde ben gramajıyla tartarak 200 grama ayarladım. Görmüş olduğunuz Milka tablet çikolatasını ve Lindt çikolatayı biraz da kuvertüre çikolatadan ekleyip kaynamış olan kremamı içerisine çikolatalarımı ekledim. Kremamızı önce arkadaşlar kaynatıyoruz. Yani tamamıyla ısınmış oluyor. Isınmış olan kremamızın içerisine parçaladığımız çikolataları ilave ediyoruz. Ocağın altını tamamıyla kapatıyoruz. Kremanın sıcaklığı çikolatalarımızı eritiyor. Nefesledikten sonra böyle o sıcaklığı gitsin. Yoksa kremamıza sosumuz karışır. Üste çıkma yapar. Bu nedenden dolayı çok sıcak olmasın. Biraz ılırsın. Ilık olan sosumuzu pastamızın her yerine gelecek şekilde dökelim arkadaşlar. Ve daha sonra düzeltelim. Buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında soğumaya bırakalım. Sonra dilimlere keselim. Antep fıstığı, kurutulmuş, donmuş frambuaz ile ben servis yaptım. Sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz. Evet, kremamı da sürdükten sonra ben dolaba kaldırdım, buzdolabına. Buzdolabında soğumaya bıraktım ve sabaha kadar güzelce çekmiş oldu. Daha sonra çıkartıp bu şekilde ben sunum için hazırladım arkadaşlar. Ve bu pastayı ben bayram için yapmıştım. Ablamlara giderken götürdük. Orada afiyetle yedik. Gitmeden önce sizlere bir tane dilimini de çıkartıp göstermek istedim. Daha sonrasında sizlere gösteremeyeceğim için burada çekip göstermek istedim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar biz çok beğendik. İnanılmaz lezzetli, çok güzel bir pasta oldu. Kremasıyla, kekiyle harika bir lezzet uyumuydu. Sizlere de şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarımdan da anında haberdar olabilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.